Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Nisan 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, öncelikle ayın konu başlıklarına kısaca bir bakalım. 6 Nisan'da terazi burcunda dolunay meydana gelecek. 20 Nisan'da koç burcunda yeni ay ile birlikte güneş tutulması yaşayacağız. Koç burcunda güneş ve jüpiter kavuşuyor ve merkür retrosu başlıyor. Evet, detaylara bakalım. Gezegeniniz Mars ay boyunca Yengeç burcunda olacak. Bu ay biraz daha böyle eylemlerimiz, dürtülerimiz, motivasyonlarımız daha çok duygusal konular ile ilgili olabilir. Biraz daha seyahat konuları, yurt dışı konuları, bu alanlarda daha fazla motive olabiliriz. İşte eğitimle ilgili işlerimiz varsa, akademik çalışmalarımız varsa enerjilerimizi buralara harcayabiliriz. 6 Nisan'da terazi burcunda dolunay meydana gelecek. 12. evinizde 12. ev dolunayları bazı bilmediğimiz gizli bir şeylerin açığa çıkmasını, farkındalıklar yaşamamızı sağlayabilir. Aynı zamanda burası ruhsal bir alan, maneviyatla ilgili bir alan, bilinçaltımızdır, geçmişimizdir. Ve terazi ilişkilerle de ilgili, hak, hukuk, adalet, eşitlik gibi konularla ilgili uyum, denge arıyoruz. Belki bu günlük hayatımızı şöyle bir gözden geçirebileceğimiz koşulları da işaret edebilir. İşte çalışma ortamımızla ilgili konulardır bunlar. İçsel dengemizi bulmak adına, sağlığımızla ilgili daha dengeli bir yaşam şekli bulmak adına bu dolunay bize önemli farkındalıklar verebilir. Şifa anlamına da geliyor sizin için aslında. Bir sorunu çözmek için biraz inzivaya çekilebilir. Belki onunla ilgilenebilirsiniz. Bir yalnızlaşma dönemi, bir dinlenme dönemi de olabilir bu dolunay. Sağlıkla ilgili sorunlarınız varsa, ruhsal, bedensel, zihinsel, bunları da şöyle bir fark etmeniz, şifalamanız için fırsatlarınız olabilir. Yaşamınızda dengenizi bozan, hayatınızı karıştıran her türlü gereksiz şeyleri ayıklayabilirsiniz örneğin. Zararlı alışkanlıkları, bağımlılıkları da ben mesela hayat kalitenizi arttırmak adına fark edip onları da bırakabilirsiniz bu dolunayda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak burçlarının 16 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunay sizin için çok daha etkili olabilir. Evet, dolunay sırasında Venüs Boğa burcunda olacak. Aslında 11'ine kadar, ayın 11'ine kadar Venüs, Merkür de Boğa burcunda, ilişkilerle ilgili hareketli bir ay Nisan ayı. İlişkilerinizden daha fazla destek alıyorsunuz. Her türlü ilişki, hizmet aldığınız kişiler olabilir bunlar, eşiniz olabilir, partneriniz, işbirliği içerisindeki ortağınız ya da yakın arkadaşınız, buralarda destekleri alabilirsiniz. Yani bu dolunay sırasında da bu gündemde olabilir. İşte sağlığınızla ilgili bir arayışınız varsa, doğru bir hekimle karşılaşmanız ya da belki bu güzellik, estetik gibi bir kişisel bakımınızla ilgili olabilir. Doğru kişilerden hizmet almanız, bununla birlikte iş hayatınızda, iş birliklerinizde yine ilişkilerle ilgili doğru bağlantılar kurmanız, iş hayatınızla ilgili tüm bunlarda destek olabilir. Ayın 11'inden sonra Venüs ikizlere geçecek. 8. evinize ilerleyecek. Hisseli paralar alanında, kredi gibi borçlanma konularında, belki bir emeklilik, bir sigorta gibi alanlarda Venüs'ün burada size yine olumlu destekleri başlayabilir. 12-13 Nisan gibi Güneş Jüpiter Koç burcunda birleşecek. Şanslı bir kavuşumdur. Çünkü yılda bir kez Güneş Jüpiter'le kavuşur. Bu durumda Koç burcunda olacağı için bu birleşme özellikle iş ortamınız, günlük hayatınız, çalışma koşullarınız ve genel sağlık konularında aslında sizin için iyileştirici, şifalandırıcı, yardımcı olabilecek etkiler veriyor. Destekler olabilir, fırsatlar olabilir. Bu günleri de iyi değerlendirmekte fayda var. 20 Nisan'da Koç burcunun 29 derecesine yeni ay ile birlikte güneş tutulması yaşayacağız. Bu yılın ilk güneş tutulması ve 29 derece Koç'la beraber artık önümüzdeki 1,5 yıl devam edecek olan Koç terazi aksındaki tutulmalar da başlıyor. Ve bu tutulma sizin 6. evinizde. Jüpiter'le birleşen, işte kuzey yönlü olduğu için aslında ileriye taşıyan, kapılar açan bir tutulma bu. Plüton'un da güçlü bir açısı var ki daha dönüştürücü, derinden etkili olduğunu söyleyebiliriz. Sadece bu ayla sınırlı değil. Unutmayın, tutulmaları uzun vadeli düşünüyoruz. En az 6 ay, hatta 1 yıla yayılan bir tesirdir bu. Mesleki konular, iş hayatınızda bazı kapılar açılabilir size. Örneğin bir iş becerisi öğrenmek,
gibi bir konunuz başlayabilir. Yeteneklerinizi geliştirmek için çalışabilirsiniz. Belki işe başlayacaksınız. O günlük rutinlerinizle de ilgili, sabahtan akşama kadar yaptığınız işler, günlük hayatınızın düzeni. Hani burada bir yenilik başlıyor sizin adınıza. Aynı zamanda beslenme düzeni değiştirmek gibi, spora başlamak gibi, hani alışkanlıklarla da ilgili olabilir. Sağlık konularınızın da daha fazla hayatınızda öne çıktığı, sizin sağlığınızı daha fazla önemseyeceğiniz, bu amaçla da hayatınızı şöyle bir düzenleyeceğiniz bir süreci başlatabilir. Yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, asistanınız, yardımcınız ve benzeri alanlarda gelişmeler olabilir. İş düzeninizle ilgili olarak evcil hayvanlarınız yine günlük hayatınızın rutinidir. Belki bir evcil hayvan edineceksiniz. Bu da önümüzdeki ayların konularından biri olabilir sizin için sevgili akrepler. Evet, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Şimdi 29 derece koçta olduğu için öncü burçların son dereceleri ve tabii ki sabitlerin ilk dereceleri etkilenir. Eğer siz 0 ile 3 derece arasında bir güneşiniz varsa, yükselen burcunuz varsa etkilenen gruptansınız. Yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçların da son derecelerinde 26 ile 29 derece arasında, işte Koç burcunda, Terazi'de, Yengeç'te, Oğlak'ta kişisel gezegeniniz bulunuyorsa yine bu tutulmanın bireysel etkileri sizin için önemli olabilir. Evet, ve hemen tutulmayı takip eden 20 Nisan'da Güneş artık Koç'tan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. Merkür Boğa burcunda gerilemeye başlıyor. Bakın, ilişkilerle ilgili konular ayın genelinde hep aslında mercek altında. Merkür'ün de burada gerilemeye başlaması biraz daha sizi sorgulama içerisine alacak. Merkür gerilemelerini biliyoruz. Zihnimiz biraz geriye çekilir. Aslında bir yavaşlama, duraklama, gözden geçirme dönemi. Hangi alanda? İlişkilerle ilgili. Süre gelen bir ilişkiniz ve evliliğiniz ve işbirliğiniz varsa Merkür gerilemesinde ilişkinizle ilgili gözden kaçırdığınız ya da üstünü kapattığınız konular tekrar karşınıza çıkabilir. Onları belki artık konuşmanız, çözmeniz gerekiyor. Sorunla ilgilenmeniz gerekiyor. Ve geçmiş ilişkiler, geçmiş arkadaşlar, eş, partner, ortak, yani bir şekilde geçmişle bağlantılı kişiler de karşınıza çıkabilir. Onlarla temasınız artabilir bu dönemde. Merkür retrolarında yeni bir karar vermemeye çalışalım. İşte bir anlaşmanız, sözleşmeniz, imza atmanız gereken bir konu varsa ve bu birdenbire ortaya çıkarsa hemen hızlı karar vermeyelim. Ama süreçte devam eden tabii ki işlerimizi sürdüreceğiz. Bunları da belki daha dikkatli, daha yavaş ilerletmekte bu dönemde fayda var. Çünkü retro bizi yavaşlatıyor. Sorgulamamız gerektiğini, biraz gözden geçirmemiz gerektiğini işaret ediyor sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.